Bir mukabele. İyi akşamlar, iyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Birkaç gündür İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu 2. yüzyılda İktisat Kongresi yapılıyor. Cumhuriyet'in 2. yüzyılında ama biz ilk İzmir İktisat Kongresi'ne dönsek, o İktisat Kongresi hangi kararları aldı, Türk ekonomisi bu çerçevede neler yaptı ve geldiğimiz süreçte neleri eksik bıraktık Sayın Korkmaz? Böyle başlayalım mı? Evet, şimdi İzmir İktisat Kongresi Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ekonomiye yön çizmek için devletin, hükümetin öncülük ettiği, hükümetin desteği, delaletiyle toplanmış bir kongredir. Yani bir yerde Türkiye'nin geleceğinin, ekonomik geleceğinin konuşulduğu bir kongredir. Ondan sonraki kongreler tabii daha çok istikrar politikaları üzerine, ama o kongre temel bir kongredir. 17 Şubat'la 4 Mart arasında yapılmıştır. Şimdi bu kongrede temel sorun Türkiye'de üretimi artırmak, gümrük meselelerini, gümrük vergilerini ve gümrük sorunlarını tartışmak, finans sektörünü. O zaman bankacılık gelişmemişti. Özellikle devletin banka kurması ile ilgili çalışma yapılması, vergi reformu yapılması, ki biliyorsunuz 1925'te Türkiye'de aşar kaldırıldı. Aşar çok ilkel bir vergiydi. Yani bu kongrenin kararı gereğince kaldırıldı. Ve bu konuların Türkiye'de iktisat politikasının temel aracı olması konuşulan. Buraya katılanlar tabii yani şimdi mesela diyelim ki İzmir'de toplanan kongre. Daha çok finans, ben bakıyorum ya, daha çok finansçılar katılmış. Şimdi parantez içinde söyleyeyim ki tabii ekonomi maalesef şeyden sonra işte bu uluslararası yani global ekonomi globallaşması, küreselleşmesinden sonra ekonomi daha çok finansal ağırlıklı bir ekonomi oldu. Yani reel sektör falan unutuldu. Şimdi İzmir'de de gördüğüm kadarıyla daha çok finansçıları ben baktım, okudum, bilmiyorum kim katıldı. Ama netice olarak, ama İzmir İktisat Kongresi öyle değildi. İzmir İktisat Kongresi'ne çiftçi katıldı, tüccar katıldı, sanayici katıldı, işçi katıldı, yani işçi de katıldı. 1135 üye katıldı ve gerçekten çok ciddi kararlar aldı. Bu alınan kararların içerisinde mesela sanayileşme önemli bir karardır, sanayileşme. Sonra Devlet Bankası'nın kurulması önemli bir karardır. Bu yani tekellerin, yabancı tekellerin konuşulması ve yabancıların tekel kurmasının önlenmesi de bir önemli bir karardır. Demiryolu inşaatı bir programa bağlanmıştır. Ve daha önemlisi sendika hakkı işçiye sendika hakkı tanınma diye karar alınmıştır. 1900 tabii bu 23'te yapılan birinci sanayi kongresinden sonra alınan kararlar kısmen yürürlüğe girmiş ama çok başarılı olmamıştır. Çünkü yani 1930'a kadar, işte 1930 dünya buhranı oldu, 30'a kadar 1927'de mesela Teşviki Sanayi Kanunu, 1914'te Osmanlı döneminde çıkmış olan Teşviki Sanayi Kanunu'nu daha genişletilmiş, sanayi teşvik edilmiş ama maalesef şey yok. Yani özel sektör elinde, kişilerin elinde tasarruf yok, sermaye yok. Onun için 1930'dan sonra mecburen bir özel karar alınmış ve 1933'ten sonra Türkiye devletçiliğe geçmiş. Şimdi ne yapılmışsa
O 5 yıllık birinci sanayi planı döneminde yapıldı. Yani 1930 buhranı oldu. Bütün dünya etkilendi ama Türkiye daha sonra 1932'de etkilendi, daralma yaşandı. Şimdi orada bir tek çıkış yolu. Şimdi özel sektörün elinde sermaye yok. Sermaye nerede birikebilir? Cebri tasarruflarla, yani vergilerle ancak sermaye birikebilir devletin elinde. O zaman da işte yani tabii Atatürk döneminde çok pragmatik önlemler alınıyor. Yani öyle ideolojik falan ideoloji olmadığı için daha çok Türkiye, ideoloji Türkiye. Yani Türkiye'nin kalkınması, bunun için ne gerekirse yapılıyor. İşte o dönemde 1933'te devletçilik ilan edildi. Şimdi oradaki devletçilik tabii yani ideolojik bir devletçilik değil. Zaten ılımlı bir, Atatürk'ün kendisi de söylüyor, ılımlı devletçilik. Yani o dönemlerde parantez içinde söyleyeyim. Sovyetler çok bastırmış Türkiye'nin komünist bloka girmesi için ama Atatürk çok dengeli bir politika izlemiş. Yani ulusal, milli bir politika izlemiş. Ve dolayısıyla o tür yani Rusya'nın güdümüne, Sovyetlerin güdümüne girmemiş. Oradan bir kredi almış. Sovyetler Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'yi desteklemiş ama buna rağmen tabii ki bir Sovyet blokuna, onların ümit ettiği gibi bir Sovyet blokuna giriş söz konusu olmamış. Bu söylediğim gibi ılımlı devletçilik de iki açıdan önem kazanıyor. İki açıdan devletçiliğe gidiş önemliydi, gerekliydi. Birisi sermaye, biri piyasası gelişmemişti. Özel sektörün elinde sermaye yoktu. Mecburen devlet yatırım yapacaktı. İkincisi de yani bu bir sosyalist devletçilik değildi. İkincisi de özel sektörün elinde sermaye olmayınca devlet yapacaktı ama devlet bunu zaman içerisinde özel sektöre devredecekti. Yani esası bu, devletçiliğin esası bu. O birinci sanayi planı yapıldı. Şimdi gerçekten birinci sanayi planı Türkiye'nin en fazla kalkındığı 5 yıldır. 1933'ten 38'e kadar devam etti. 33'ten 38'e kadar. Birinci sanayi planında çok miktarda fabrika yapıldı. İşte aslında 100 milyon lira ayrılmıştı ama 120 4 milyon liraya çıktı. Yani işte bu bugünkü yönetimlerin, siyasi iktidarın sata sata bitiremediği, işte Sümer Bank, bilmem çeşitli sanayi kuruluşları, millileştirme, hepsi o 5 yıl içerisinde oldu ve Türkiye gerçekten dışa bağımlı olmadan kendi imkanlarıyla o dönemde bu devletçilikle bir atılım yaptı. İkinci sanayi planı tabii şeye denk geldi. İkinci Dünya Savaşı'na denk geldi. Onun için başarılı olamadı. Ama tabii o dönemden sonra, mesela o dönemde 1930 krizi, Amerika Birleşik Devletleri'nde buhran oldu. Dünyaya yansıdı, Türkiye'ye de yansıdı. Dediğim gibi gecikmeli. 1932 yılında Türkiye'de milli gelir daraldı. Ama o, yani 1946'ya kadar Türkiye'de Atatürk döneminde hiç olmadı kriz. 46'ya kadar da kriz olmadı. İşte Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 1946'da ilk kriz başladı. Ondan sonra ülke kriz konulu bir ülke haline geldi. Birçok kriz oldu ondan sonra. Ondan sonra da toparlayamadı Türkiye, değil mi? Ekonomik tabloyu ve şu anda gelinen durum çok vahim. Birçok yerde garip şeyler okuyorum. İşte Türkiye iflas etti gibi dış dünyada yankılanan böyle şeyler var. Yani siz buna ne diyeceksiniz? Şimdi bu krizler dedik, yani Türkiye iflas etmedi de iflas riski yüksek. Şimdi Türkiye mesela 1946 krizi yaşadı, 1958 krizi yaşadı, 1974-80 arasında petrol krizi yaşadı. Ondan sonra
1994 krizi yaşadı. 2007-2008 küresel krizi yaşadı ve 2001 krizini yaşadı. Şimdi bu krizlerin içerisinde yalnızca 1958'de Demokrat Parti döneminde Türkiye dış borçlarda moratoryuma gitti. Yani moratoryum dış borçlarda masaya oturup dış borçları yeniden yapılandırma. İşte vadesini uzatıyor, bir kısmını affediyor alacaklar. Yani bir kısmın borçları siliyorlar. Yani borçlu daha kolay ödesin diye bir takım imkanlar getiriyorlar. 1958'de Türkiye moratoryuma gitti. Bugün böyle bir moratoryum, böyle bir dış borçlarda temerrüt riski şu aralarda yok ama bu risk yüksek. Şimdi bakın neden yüksek? Çünkü bu 2018'den beri başkanlık sisteminden beri devam eden kriz, ekonomik kriz önce kur şokları şeklinde ortaya çıkan TL krizi olarak adlandırdığımız kriz şimdi bir bunalıma dönüştü, ağır bir bunalıma dönüş. Bunun bunalıma dönüşmesinin en büyük riski de işte dış borçlarda temerrüte düşmek. Şimdi önce kısa olarak neden bunalıma dönüştü? Çünkü yani her krizde bir önlem alınır değil mi? Yani her krizde Türkiye yani 24 diyelim ki efendim 1980 krizinde 24 Ocak kararlarını almıştır. 94 krizinde 5 Nisan kararlarını almıştır ve ertesi yıllarda Türkiye bu krizden çıkmıştır, büyüme yaşamıştır. 2001 krizi ağır bir krizdi ama ertesi yıl %6 büyüdü 2002'de Türkiye. Çünkü neden? IMF ile standby düzenlemesi ne gitti? Güçlü ekonomiye geçiş programı yaptı. Hem enflasyonu düşürdü hem de büyüme yaşadı yani bir yıl sonra ve krizden çıktı. Ama bugünkü yaşadığımız kriz öyle değil. Bugünkü yaşadığımız krizde krizin önemi diğerlerinden farkı uzun süreli bir yapısal kriz haline dönüşmesi. Bakın şimdi o zamanlar bir gecede devalüasyon oluyordu. Ertesi gün işte devalüasyon yapılıyordu. Mesela devalüasyon örnekleri vereyim size. Bu yani İzmir İktisat Kongresi'nden başladık. Mesela 1958 krizinde dolar 2.80'den 9 liraya çıktı. Ve evet ve dış ticaret açıkları kapandı. 1974-80 arasında 80 yılında devalüasyon oldu. Dolar 47 liradan 90 liraya çıktı. İşte 2000 uzatmayayım. 2001 krizinde gördünüz bir gecede 670 milyondan 1 milyona 670 bin liradan 1 milyona çıktı. 1 milyonu geçti. Şimdi ama bu sefer öyle değil. Bu sefer kur politikası, dalgalı kur politikası zaten piyasa bu devalüasyonu yapıyor. Onun için krizin ömrü uzuyor. Yani maalesef krizin ömrü uzadı. Birinci tespit bu. İkinci tespit bakın adeta bu krizin kriz yaratıldı. Bilerek veya bilmeyerek bilmiyorum ama hükümet tarafından yaratıldı. Şimdi 2001-2018 krizinde Türkiye bir kur şoku yaşadı. 2018 yılında Eylül-Ekim ayında enflasyon %25'e çıktı. Sonra Merkez Bankası enflasyonu önlemek için ve kuru frenlemek için gösterge faizini 24'e çıkardı. Bir yıl sonra TÜFE 9'a düştü. Dolar kuru da 6,5 liradan 5,5 liraya indi. Görüyor musunuz yani faizi arttırdı sonra Merkez Bankası %24'ten tekrar tek haneye indirdi faizi. Şimdi yalnızca faiz politikasıyla çözdü 2018.
Ama 2021'de farklı bir şey var. Yani tek haneli faiz dedi, kriz patladı. Şimdi o gece yani 21 Aralık'ta o patlayan dolardan kim satın aldı, kim götürdü, kim bozdurdu? Yani iddia bir takım insanlar para bozdurdular. Kim bozdurdu? Ve ondan sonra neden önlem alınmadı? Mesela şimdi faizleri artırmak yerine efendim işte kur korumalı mevduata geçti. Türkler bir merkez bankasının kendi parasını koruyamaması demek. Onun için kur korumalı mevduat daha çok maliyet getirdi. Ne getirdi? Fakir fukaradan devlet vergi alıyor. Zenginlerin dolarını faiz ediyor ya. Yani zenginlerin dolarını değerini tutmak için onlara bütçeden transfer yapıyor. Böyle bir politika olur mu? Onun için bu 2021 sonrası bu yaşadığımız kriz bile bile göz göre göre belli çıkarlara hizmet eden bir krizdir. Ve bu da maalesef devam etmektedir. Bunun çözümü de var. Ama şöyle, Perşembe günü benim bir Türkiye için kalkınma modeli kitabım çıkıyor. Yani ileride bunu sizinle tartışalım. Yani nasıl Türkiye'den kurtulur? Şimdi İzmir'de yapılan kongreye gelince o zamansız bir şey. Yani zamansız bir kongre. O seçimden sonra yapılmalıydı. Türkiye nasıl kurtulur diye. Şimdi seçime kadar bugünkü siyasi iktidar zaten bir şey yapmaz. Ne dersen bir kulağından gelir, öbür kulağından çıkar. Şimdi altılı masanın zaten gayet güzel iktisat alanında, her alanda mutabakat protokolü var. Orada da her şey gayet güzel. Yani İzmir'de yapılan iktisat kongresine ben o açıdan çok anlam veremedim. Bilgilerimizi tazeledik ve çok şey öğrendik. Çok teşekkürler şimdilik kaydıyla ve bugünden hayırlı uğurlu olsun diyoruz kitabınız için. Mutlaka o kitap üzerine bir program yapmamız gereklidir diye düşünüyorum. İyi yayınlar olsun, sağ olun. Sağ olun, çok teşekkürler.